Bunun yargıya bakan yönünde ne yaşandı, neler yaşandı? İşte bugün bahse konu mahpuslar sorunu. Orada yaşanan şeyin temeli bu. Tabii on binlerce insan cezaevlerine alındı, soruşturmalardan geçirildi. İşte bir kısmı cezalarını yatıp çıktılar falan ama bugün geldiğimiz noktada işte Mehmet Bey 500 civarı dedi. Bizim hesabımıza göre işte bir 600'e yakın bir sayı olduğunu düşünüyorduk. Net rakamları alamıyoruz Adalet Bakanlığı'ndan. Ama neticede 500-600 civarında bir insan halen 20 yıl geçmiş olmasına rağmen bu darbenin üzerinden, bu darbeyi yapan insanların bir kısmı BÇG davası altında yargılanıyor ve müebbet hapis talebiyle yargılanıyor olmasına rağmen halen cezaevlerindeler. O dönem oluşturulan kararlar dolayısıyla, o dönem oluşturulan içtihatlar dolayısıyla. Hatta öyle ki o dönem oluşturulan içtihatlar maalesef bugün bazı yargı mercileri tarafından halen kullanılıyor ve halen sorun üretmeye devam ediyor. Ya bir taraftan biz 28 Şubat mahpuslarını içeriden çekip nasıl çıkarabiliriz derdinde iken, öte taraftan tam da o dönemde kurgulanmış, oluşturulmuş içtihatlarla bugün de benzer sıkıntılar yaşayan grupları, kişileri görebiliyoruz. Bu Hizb-ı Tahrir yargılamaları zaten bu alanda önemli örnek olarak verilebilir. Evet, 28 Şubat dediğimizde tabii ki en temelde bugün yaşanan problem, en büyük ihlal olarak bunu önümüze koyabiliriz. Çünkü bunlar için gerçekten 28 Şubat 1000 yıldır devam ediyor aslında. Devam da edecek. Bunlar için beyinlerinde. Edecek. Onların beyinlerinde, evet. Onların zaten beyinlerinde zaten öyle planlamışlardı. İşte çevik bir demokrasiye balans ayarı verdik dedikten sonra Kıvrıkoğlu da 28 Şubat 1000 yıl sürecek dedi. Zaten onun lafı bu.